Aklımdaki sorulardan herkese mutlu akşamlar. Elazığ'da 28 Ekim'de çok önemli bir etkinlik e, sahnelenecek. E, kitap Fuarı düzenlenecek. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek Kitap Fuarı'nın. Ve bu konuyla ilgili ve daha fazlasıyla ilgili Sayın Belediye Başkan Yardımcımız Nazip Bilginoğlu'ndan detaylarını öğreneceğiz. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Sizlere, sizin şahsınızda, tüm Kanal Fırat ailesine saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Bizleri izleyen değerli hemşerilerimize, tüm bizleri izleyenlere, herkese saygılarımızı sunuyoruz. Şimdiden iyi akşamlar, iyi seyirler diliyoruz. Evet. Sağ olun. Ee, kitap Fuarı bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek ve çok önemli aslında. Ee, ...yazarların burada Elazığlılarla buluştuğu... ...ve yayın evlerinin kitaplarını burada okurlarıyla bir araya getirdiği bir program. Ve e, aralıksız da devamı gelen bir program. Neler söyleyeceksiniz, neler olacak evet. kitap varının içeriğinde? Evet, e, gerçekten. Biz hep deriz ki Elazığ'ın insanı diye. Dışarıda da yani Elazığ öne çıktığında hakikaten öne çıkan bir sürü hus hususiyeti var ama... En önemli hususiyetlerden biri Elazığ'ın insanıdır. Hı hı. Yaşayan insanın ilmi, irfanı ve şahsiyeti, kişiliğiyle hakikaten irfanıyla öne çıkan bir yapısı var. Dolayısıyla Elazığ'ımızın insanı geleneksel kültürle birlikte kendini yetiştiren bir yapısı, ilime, gerek bilime verdiği önemle, kitaba verdiği önemle de kendisini yetiştirmiş bir yapısı olan bir kentimiz. Dolayısıyla Elazığımız için bu kitap varını çok önemsiyoruz. Sayın Belediye Başkanımız göreve başladığı andan itibaren e, verdiği sözler vardı. Proje vaat ettiği projeler vardı. Buna 11 ana başlıkta 100 proje demişti sayın Belediye Başkanımız. Bu projeleri de şekillendirirken hakikaten Elazığ'ın ciddi ihtiyaçları bunun yapısından imarına Çevresinden, yeşil alanına, gençliğinden, kadınımıza kadar, kültür, sanatına kadar bir sürü e, önemli konuları işine alan projelerdi bunlar. Evet. Ve bu projelerin içerisinde de en önemlilerinden birisi ve bir vizyon projelerinden biri olan işte demin dediğimiz Elazığ'ımızın ilim irfan sahibi insanına, Elazığ'ımızın kimliğine yakışır bir e, fuar ve kongre merkezinin yapılmasıydı. Evet. Niye bu fuar ve kongre merkezi? Önemliydi, vizyon projeydi ve yıllardır da tartışılıyordu bu proje. Elazığ'a gerek var mı böyle bir projeye? İhtiyaç var mı? Yapılsın mı? Yapılmasın mı? Doğuda mı yapılsın? Nerede batıda yapılsın? mı yapılsın? Evet. Kuzeyde mi olsun? Güneyde mi olsun? Açık alan mı olsun? Kapalı alan mı olsun? Derken bir baktık ki 30-35 sene süre geçmiş. Yani geriye dönüp evet. baktığımızda. Ama elhamdülillah Sayın Belediye Başkanımız Şahin Başkan bu vizyon projeler içerisinde bunu yaptı. Ve Elazığ'ımıza kazandırdı. İşte şimdi bu kazandırdığı projeyle şu anda çok önemli, en önemlisi bir dördüncüsünü yaptığımız, ikincisi olacak fuarda yaptığımız evet. Elazığ Belediyesi Kitap fuarı dördüncü kitap fuarını yapmış olacağız. Hı. Mekan çok önemli çünkü. Siz bu kitap fuarında önemli olan o mekanda insanlarınızı, yayın evlerinizi, her türlü ihtiyaçlarını ve fonksiyonlarını ka kapsayacak ve karşılayacak bir yapıda olması lazım. İşte elhamdülillah bu fuar ve kongre merkezimiz buna tamamıyla e, cevap verecek şekilde. Tabii hatırlatacak olursak ilk ikisi e, maalesef hükümet konağı önünde çadır içerisinde maalesef. Ve, ve, evet çok yoğun da ama evet. çok da yakışmıyordu. Maalesef, maalesef. zaten işte e, bizim o Sayın Belediye Başkanımızın göreve ilk geldiği yıllardı zaten ve dolayısıyla da bu fuar kongre merkezimiz yapılmaya başlanmıştır ve ilk evet. de yaptığımız şimdi bir şey daha söyleyeceğim o kadar hızlı ve şey davrandı ki sayın başkanımız o projenin bugün maliyetleriyle o gün yapmamış olup bitirmemiş olsaydık bugünkü maliyetlerle belki de bu projeye başlamayacaktık bile çünkü dört hmm. katına beş katına çıkan milyarları bulan bir proje bedeline dönmüş olacaktı elhamdülillah hem maddi hem manevi proje yerine gelmiştir ve elazığımızın bu tip ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde. Şimdi kitap var dediğimiz basit bir işte e, alanda kitabı satmak değilsin de dediğiniz gibi. Hı hı. Yani elazığımızın o kültürel etkinliklerine, sanat etkinliklerine, insanlarımıza her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde hem e, orada e, Türkiye'nin en önemli yayın evleri gelecekler, orada kendilerini sergileyecekler. Ve o yayın evlerinin Türkiye'de ulusal ve uluslararası bazda tanınan bir sürü yazar, şair, bir sürü önemli kimlikleri onlarla beraber gelecek Elazığ'da hem kendileri sohbet edecekler, kitaplarını imzalayacaklar, Elazığlı insanlarımızla bol bol sohbet edecekler. Şimdi fuar alanımızın yapıldığı alan e, girişteki 3000 metrekare yüksekliği e, 6 metreyi 7 metreyi bulan alanda hı hı. müthiş bir alanımızda. E, fuarımızı yapacağız inşallah hmm. Fuarımız e, bu alan içerisinde Yaklaşık 75 e, Standımız mevcut Yani orada e, O standlar içerisine Yayın evlerini davet ettik Bu çalışmalara aslında şöyle de başlamamız lazım Bu çalışmalara neredeyse Yine kitap e, Üçüncü kitap fuarımız bittiği gün Tekrar hmm. arkadaşlarımız çalışmaya başladı Sağ Sağolsunlar e, Bu bizde Zaten belediyede herkes ne yapacağını çok iyi biliyor. Sayın Başkanımızın organizasyonu ve üst kimliğiyle herkes yapacağını biliyor. Ve bu fuar işinde de bizim Murat Malkan arkadaşımız buna sorumlu olarak çalışmalarını ekibiyle birlikte üçüncü kitap fuarımız bittiği gün neredeyse çalışmalara başladı. Yaklaşık yani bir yıla... Ee, belki biraz abartmış gibi olmazsam da 8-10 aya yakın bir çalışmayla süreci bugüne kadar tamamladık. Çünkü kitap fuarlarında şöyle bir şey var. Siz Elazığ'da bunu yapıyorsunuz ama Türkiye'de Ankara, İstanbul, İzmir gibi önemli merkezlerde özellikle bu okullarla ilgili tarihlere denk gelecek şekilde. Bir. Çünkü geçmişte bunları yaşadık bundan evet. tecrübesini. Yani biz aynı zaman yaptığımızda İstanbul bilmem ne kitap fuarında, işte e, Beylikdüzü'nde, Ankara'nın e, en önemli şeylerde, İzmir'de en önemli şeylerde e, kitap fuarları oldu. Çakışan günlerde de kitap evleri e, bir, bir, bir gerçek, ticari anlamda bir düşündüğünde seçim. öncelikleri büyük şehir oluyor. Ama şimdi artık Elazığ'ı tercih ediyorlar. Her manasıyla. Çünkü altyapısıyla kendini tamamlamış, vizyonuyla tamamlamış, fuar alanıyla kendini tamamlamış. Geçmişte de geçen sene geldikleri o tecrübeyle, şimdi biz... Geçen sene sıkıntı çektiğimiz yayın evleri şimdi fazlasıyla artık yer bulamıyorlar. Yani bu bizim için hakikaten çok önemli ve övünç kaynağı. Ve dolayısıyla bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra şimdi yaklaşık dediğimiz gibi 70'e 75'e yakın yayın evimiz inşallah elazığımızda olacak. Yani bu yayın evleri içerisinde çok ciddi yayın evleri var. Yani ulusal bazda. E, hizmet eden e, yayın evleri inşallah burada okurlarıyla buluşacak. Eserlerini getirip yayınlayacaklar. Tabii bu anlamda bu yayın evleri içerisinde Timaş gibi dergah yayın evleri, İş Bankası, e, Nesil, Can, Termih, Doğan e, yayın evi gibi çok önemli yayın evleri ve çok önemli yazarlarımız olacak. Sadece e, bunlar dediğimiz gibi gelip kitaplarını e, şeyde standlarında satış yapıp gitmeyecekler. Bunlar getirdikleri yazarlarıyla yine belli tarih ve takvimler içerisinde bunları da basın yoluyla vatandaşlarımıza da duyuruyoruz, duyurmaya evet. çalışıyoruz. Şu anda da belediyemizin web sitelerinde bunlar hepsi yayınlanıyor, yayınlanacak. Hı. Yani hangi tarih, hangi saatte, hangi yazarımız burada, hangi okuyucularla, kimler buluşacak, nasıl bir etkinliğimiz olacak? Bunları tek tek duyurarak inşallah çok özel bir şekilde bu. Elazığ Belediyesi Kitap Puarı'nı devam ettireceğiz inşallah. Ben biraz sözü aldım mı çok özür diliyorum. Aileyim. Böyle e, arka Akıcı arkaya. Evet, ben araya buyurun. girmiyorum. <laughs> Eyvallah. Evet. Yani evet dediğiniz gibi zor bir süreç ama dördüncüsüne gelince de yayın evleri bu defa belki de kendiliğinden talep gösteriyor Gerçekten. Lazım. yani Katınmak bu Gerçekten bu ölçekte Bunlar bizim için övünç kaynağı aslında. Biz biraz da kendimizi hem test etmiş oluyoruz, hem sınıyoruz, evet. hem geçmişteki eksikliklerimizi kapatmaya çalışıyoruz. Aynen. Ve artık dediğimiz gibi bu mekanımızla, yaptığımız hizmetimizle, elazığımızın Elazığ insanımızın orada gösterdiği bu fuarlara ilgileriyle ortak artık yayın evleri buranın önemli bir merkez olduğunu, eğer Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de bile varsa aynı tarihte çakışsa bile ki biz öncelikle zaten birçoğuyla belli sözleşmeler yapılıyor. Evet. Onlar neredeyse hakikaten belki birinci bizi tercih etmezseler bile ikinci sefer bizi mutlaka tercih ediyorlar veya aynı anda iki üç yere de katılabiliyorlar. Dolayısıyla böyle bir katılım süreci içerisinde dediğimiz gibi tabii bu çok önemli yayın evleriyle birlikte çok önemli ee, yazarlarımız, şahillerimiz, e, önemli şahsiyetler de gelecek buraya. Hı hı. Mesela bunların içerisinde daha önce de en de azı misafir ettiğimizlerimiz, ettiğimiz insanlarımız da var. Yeni gelecek insanlarımız da var. Nere, mesela Alişan Kapaklı Kaya, evet. e, Efendim Serdar Tuncer, İkbal Gülpınar gibi çok önemli. Ki konferansları tıklım tıklım oluyor. Bunlar e, hakikaten hem dinlenildiği zaman insanlara evet. çok e, özel şeyler de verebilen ve karşılıklı tabiri caizse iletişim çok rahat kuran insanlar hı hı. ve sosyal medyada da tanınan insanlar. Evet. Mesela biz geçen sene yapmadık çok ağırlıklı olarak ama ondan önce hatırlıyorsanız Ramazan şenliklerinde getirdiğimiz evet. insanlarımızda hakikaten çok müthiş şeyler oldu, konferanslar oldu. İnsanlar bunlardan çok etkilendi ve faydalandı. Mesela Hulki Cevizoğlu gibi e efendime söyleyeyim evet. İhsan Süreyya Sırma gibi hocalarımız Bekir Develi, Aydı, şey e, Türker Akıncı, eee söyleyeyim Pelin Çift, e, çift Hı -hı. E, gibi TRT'de biliyorsunuz Gündem evet. ötesiydi değil mi? Evet. Evet. o program sunan hakikaten hem vizyonuyla hem bakışlarıyla hem Türkiye analizleriyle ortaya koyduğu eserleriyle hem insanlarımızın tanıdığı, gördüğü zaman, bildiği zaman çok hoşlanacağı insanlar inşallah burada karşılık bulacağına inanıyoruz. Biz bunların hepsini davetlerimizi yaptık. Saatlerimiz, sürelerimiz hepsi belli. Çok güzel bir organizasyonla inşallah bunları insanlarımızla buluşturacağız. Şimdi bakın bu fuar merkezinde biz alt katta 3000 metrekarelik alanı kullanıyoruz ama yetmiyor. Üste salonlarımız olmazsa o insanlarımıza aynı anda fuarın açık olduğu alanda o kargaşanın içerisinde değil Aynı mekanda üst katta 2-3 toplantı salonumuzda çok farklı alanlarda tekrar insanlarımızla o yazarlarımızı, o şairlerimizi bir araya getirecek bir mekanımız var çok şükür. Evet. Saatler içerisinde ayrı ayrı ağırlayabilecek insanlarımızı, insanlar geldiğinde orada sadece e, kitap varını gezdikten sonra yorulduğunda dinleneceği mekanları var. Oturacağı mekanlı ikram alabilecekleri hiçbir şey içmeden vakit geçirebilecekleri, para ödemeden vakit geçirebilecekleri açık ve kapalı mekanlar var. Hakikaten bunlar çok çok önemli. Yani dediğimiz gibi oradaki o kitap fuarının şeyine yakışır, ilmi ve bilimsel bütün anlamına yakışır bir hizmet sunarak artık bu insanımız bundan buna önem veriyor, vermek zorunda. Biz de bunun karşılığını vermeye çalışıyoruz. Evet, böyle bir yapıda inşallah ee, kitap Fuarımız e, 28 Ekim günü başlayacak ve e, 5 Kasım günü de sona erecek. Ve bu kitap fuarımız sabah 10'da açılacak, Hı -hı. akşam 9'a kadar inşallah devam edecek. Yani tabii aslında belki girerken de şunu da unuttuk, e, söylemekte fayda var. E, bu önemli çünkü bizim aslında kitap fuarıyla biraz sonra da belki konuya gireceğiz... Ee, yine belediyemizin e, yapmış olduğu ismini de 100 yılın hamlesi diye adlandırdığımız uluslararası bir satranç turnuvamız var. İkisini özellikle 28 Ekim'de başlatacağız. Onun anlamı ve önemi de şu. Hı -hı. İşte e, biliyorsunuz artık Cumhuriyetimizin 100. 100. yılını 100. kutluyoruz. Burada da hakikaten bütün milletimizin ve e, devletimizin bu şu anlamda e, e, Cumhuriyetini kutluyoruz. Hepimiz e, böylesine önemli bir günün. Varlığının tekrar inşallah çok daha uzun süreler e, Türk devleti milleti olarak ilerlebet e, yaşayacağına da inanarak böylesine güzel ve önemli bir günü anma adına Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Türkiye yüzyılının da başlangıcının e, Sayın Reisi Cumhurumuzun ilan ettiği Türkiye yüzyılının da başlaması adına önemli bir tarih seçtik. Yani 28 Ekim günü dolayısıyla 29 Ekim'in başında bu iki tane önemli etkinliği Elazığ'ımıza kazandırmış olduk ve Elazığ'ımızın, Elazığ'ımızın, insanlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Dilerseniz o ikinci etkinlik hakkında da bilgiler alalım evet. sizden. Ne olacak, nasıl bir etkinliğe, evet. kongre Yalnız, merkezi, Evet. Mesela ev müsaade ederseniz de. önce aklımdayken, çünkü bazen kitap fuarında şu, e, biz kitap fuarını e, özellikle gençlerimizin, e, okuldaki liseli öğrencilerimizin, e, üniversite öğrencilerimizin de katılımını çok arzu ediyoruz. Evet. Tabii onlar geliyorlar, katılıyorlar kendileri fiziksel olarak belli zaman ayırarak ama biz onu biraz daha organize hale getirerek okullarından almak şartıyla zaman zaman misafir etmek şartıyla, ağırlamak şartıyla da onlara çok özel bir anlam veya eee şey farklı yükleyerek bir hizmet, hizmet yapıyoruz Çünkü, zaten. Onu söylemeye evet. çalışıyorum. Direkt otobüs hizmetlerimiz olacak inşallah. Onunla ilgili okullarından alacağız. Sağ olsunlar. Bu arada Milli eğitimimize Müdürlüğümüze de teşekkür ediyoruz. Bütün hocalarımıza sağ olsunlar. E, yine üniversitemize e, her zaman teşekkür ediyoruz. Yani bizim e, bir e, şanslı dönemimiz mi diyelim. De. Yani Elazığ'ımızın e, özellikle Şahin Başkanımızın da bu konulara özellikle sadece demin de dediğim gibi belediyenin altyapısı çevre imara değil özellikle evet. kültüre sanata gençliğe bu tip e, sempozyumlara çalışmalara üniversitenin her çalışmasının içerisinde başkanımız vardır belediyemiz vardır dolayısıyla çok güzel de bir uyum var. Evet. Şimdi bunun için biz e, okullardan öğrencileri alacağımız şekilde e, otobüsleri ayarladık hepsini gidip okullarından alacaklar. Yine bir müjdemizle çocuklarımıza yaklaşık 15 bin çocuğumuza hediye çeki dağıttık. 15 bin çocuğumuza her tekine 50 liralık bir hediye çekiyle kendileri 50 lirayla hediye çekiyle gelip hiç belki 50 liralık kitap aldığında hiçbir kitap para vermeden orada kitap sahibi olacaklar. Ha aldıkları kitap biraz daha fazlaysa üstüne o kadar aileleri veya kendileri harçlığından biriktirmiş olduğu cebinden belki parayla da farklı bir şeydir. Yine diyelim ki atıyorum 60 liralık aldığında bir 10 liraya, 100 liralık aldığında 50 liralık üstüne koyarak çok da güzel böyle bir şeyimiz var. Yani buradaki amaç zaten dediğimiz gibi Elazığ'ımızda da var olan bu kitap okuma alışkanlığını, bu kitap okuma varlığını çok daha geliştirebilmek, diri tutabilmek, hizmet edebilmek. Yani bakın sadece biz bunun mekanı açtık. Gelin işte yayın evleri size kitap satsın, ticaretini tamamlasın değil. İşte burada bu hizmeti yaparak, buna bir anlam yükleyerek çalışmaya gayret ediyoruz. Zaten bizim yaptığımız hemen hemen her projenin içerisinde onun fonksiyonelliği çok önemli. Yani evet. siz Ahmet Tevfik Ozan'ı bir mekan olarak yapmış olsaydınız hiçbir anlamı yok. O mekan sadece yılda bir sefer bir şey yapar, çıkar biter gider. Biz bugün mesela engelsiz yaşam merkezi yapmışız. Müthiş. Her gün bir çalışmamız var. Sürekli orada insanımıza hizmet var. Yani oradaki yaptığımız yaşam merkezi adıyla gerçekten yaşam merkezi olması lazım. Yani bir bina anlamında kalmaması lazım. Evet. Dolayısıyla çocuklarımıza da, gençlerimize de böylesine bir sürprizle, hediye çeklerimizle yine okullarımızla işbirliğiyle bunları dağıtmaya başladık, yaptık. Yani bunlar da çok farklı bir Özellik olacak. Okullar belirlendi mi yoksa? Aşağı yukarı hepsiyle görüşüldü. Daha çok milli eğitimden aldığımız, işte oraya ulaştığımız, onlarla beraber olduğumuz bir çerçeve içerisinde bunlar hep düzenlendi. Bu tarz bir imkanla çocuklarımıza da ulaşıyoruz. Kırsal kesimden de olacak mı? Yani şöyle şehir dışı yok yani ama... Ee, bu anlamda en uzak yerimize kadar gitmeye gayret ettik zaten. Biraz da fiziksel anlamda uzak okulları tercih etmemiz, biraz evet. daha uzak mahallelerdeki okulları tercih etmemiz bizim e, özellikle e, dikkat ettiğimiz konulardan oldu. Evet. O noktada elimizden geleni yaptık. Biz hep böyle okur yazar buluşması olarak değerlendiriyoruz ama aslında kitap fuarının şehre büyük katkıları olacak. Çünkü ağırlayacağımız misafirlerimiz de olacak. Çok doğru. Evet, kesinlikle. Ee, bu onlar hem Elazığ'ı tanımış olacaklar, Elazığ'da gezecekler, Elazığ'ı tanıyacaklar, Zaten Elazığ insanıyla kaynaşacaklar. Biz şu aslında. sloganlaştırdık artık bunu. Biz bu davet ettiğimiz insanlara özel ve e, önem vermemizin en büyük sebeplerinden biri biz diyoruz ki artık siz bizim turizm elç elçimizsiniz. Evet. Yani gittiğiniz her yerde artık Elazığ'ımızı anlatacaksınız. Çok şükür anlatacak çok şey var artık Elazığ'da. Harput'ta 3 sene öncesine kadar geldiğinizde, evet Harput tarihi bunu anlatmanın zaten her zaman anlatıyorsun. Mükemmel göz bebeğimiz bizim. Bir Harput, iki Hazar. Yani evet. Elazığ'ın en önemli iki göğüs. Ama 3 sene öncesine kadar bir bakıldığında yani hepimizin şikayet ettiği bir sıkıntılar vardı. Ne, ne gezecek, nereye gezecek, kalemi nereye anlayacak ya. diye. Evet. Şimdi çok şükür şu anda hakikaten girdiğimizde daha Harput'a sokak sağlıklaştırma projemiz zaten direkt öne çıkıyor. Evet. Yaptığımız ilk konak, Harput konağımız hemen arkasındaki o sokak sağlıklaştırma, girişteki basın müzemiz, yanındaki Hacı Ahmet Mescidimiz, Bunların yeni restorasyonu, yapımı. Bu zaten Hoca Hasan Hamamımız müthiş oldu. Evet. Arkasından ora sadece bir restorasyon projesi, bir müze projesiyle rekreasyon alanı oldu. Yeşil alan oldu, oturma alanı oldu. Yani müthiş bir arka plan oluştu. Yani birçok insanımız eğer bugün oradan geçerken bir kendini yoklasa 6 ay önce orada o hamamın varlığını bile çoğu bilmezdi. Hakikaten evet. bilmeliyiz. Bilmesi de suç değildi bilmemesi. Ama, Çünkü tarih toprak altında. Evet yani. aynen çok teşekkür ediyorum. Hakikaten hı. öyle bir durum vardı ama elhamdülillah. Şimdi e, yukarıda Harput Musiki Müzemizde. Yaşayan bir müze. Bakın orada e, yani vakit yok çok e, girmeyeyim konuyu şey yapmak için ama hı hı. kısa bir anekdot gibi e, böyle oranın müze geldiği kültür bakan yardımcımız buradaydı. Ben biraz tereddütle acaba bizim müzemize nasıl bakar? O müze Kimliği biraz farklı ya, böyle silüeti evet. biraz daha farklı. Ama biz özel bir şey yapmışız. Yani orada yaşayan bir müze yaptığımız için biraz tereddüt ettim Acaba bakanımız ne, bakan yardımcımız nasıl bakar? Gittik, çok beğendi. Yani niye? Çünkü biz orada dediğimiz gibi insan geldiğinde hem müze olarak hem Harput'un musikisini, kültürünü tanısın ama bir de gerektiği zaman kürsü başlasın orada dinlesin, anlasın, görsün. Altta da böyle bir mekan oluşturduk. Yani Dolayısıyla biz dediğiniz gibi ağırladığımız bütün bu önemli şahsiyetleri inşallah Elazığ'ımızı da tanıtmış olacağız. Kısa zamanda gezdirmiş olacağız. Onlar da gezecek, kendileri hmm. de gidecekler. Ve bu güzel yapılan mekanları, varlıkları her tarafı görmüş olacaklar. Ve inşallah bizim adımıza, Elazığ'ımızın adına, Elazığ'ımız insanının adına buraları Türkiye'de tekrar tanıtmanın, reklamını yapmanın e, elçiler olacaklar diye düşünüyorum. En iyi reklam aslında. Evet. Hani Elazığ'ı gezip görenler hep dışarıda. ...işte anlattıkları zaman başkaları da merak edip gelebiliyor. İşte kesinlikle. bu fuarlar da belki bunlara ev sahipliği yapacak. Kesinlikle, kesinlikle. İnşallah öyle bir... Zaten biz bu tip organizasyonları gelip geçici bir organizasyon olarak kabul etmiyoruz, görmüyoruz. Yani yaklaşık 8-9-10 ay süren bu süreçler, emeklerimiz, Belki maddi olarak çok büyük bir külfetimiz yok elhamdülillah. Büyük paralar da harcamıyoruz. Yani biz hep böyle dengeli bütçemizi her şeye en minimal değerde ve optimal seviyede harcama yaparak gidiyoruz. Ve dolayısıyla burada en büyük faydayı yakalamak. Yani birkaç faydanın içerisinde en önemlilerinden biri de gelecek insanlarımızın burada Elazığ'ımızın kültür ölçüsü olarak tekrar yerlerine gönderip orada bulundukları yerde Elazığ'ın mutlaka gidilip görülebilecek bir şehir olduğunu anlatabilmesi. Hmm. Önem verdiğimiz, evet. Peki Santraş Turnuvası'na gelecek olursak, evet. E, orada nasıl bir içerik oluşturuldu, neler olacak? Evet. Yani, orada ne görecekler? Şimdi şey dedik ya, e, biz tabii Cumhuriyetimizin 100. yılı ve e, Sayın Cumhurbaşkanımızın, devletimizin ilan ettiği Türkiye yüzyılının başlangıcı. Ve biz de böyle bir şey düşündük, yaptık. İsmini de Elazığ Belediyesi 100 yılın hamlesi uluslararası satranç turnuvası olarak bir etkinlik, bir organizasyon düzenledik. Hı hı. Tabii bu organizasyonda da yine beraber olduğumuz şeyler var. Mesela Satranç Federasyonu'yla beraber çalışıyoruz. Burada Satranç İl Temsilcimiz var. Metehan hocamız sağ olsun. Bunlar hep beraber bu etkinliği hazırladık. Özel idareyle ile beraber hazırladık. İpek Yolu'yla beraber hazırladık. Evet. Bütün burada amaç Elazığ'ımıza en üst düzeyde, en güzel şekilde bu organizasyonu yaparak sadece bakın kitap fuarı ulusal ama bu uluslar arası. Yani en üst düzeyde yine Elazığ'ımızı tanıtabilmek. Yani evet bu sonuç itibariyle bir satranç turnuvası gibi ama sonuçta hı hı. büyük bir organizasyon. Ve bu etkinliğimizin amacı yine esas temamız burada. Bu satranca bu spora hizmet ederken, bunu seven insanlarımıza hizmet ederken, bu spora bunu tanıtırken esas şeyimizin bir amacı da yine Elazığ'ımızı ulusal düzeyde, uluslararası düzeyde Elazığ'ımızın tanıtımını yapabilmek, öne çıkarabilmek. Ve gerçekten bunu da inşallah başarıyoruz, başardık. Yine neden oldu bunlar? Artık Elazığ'ımız ben geçen yine bir toplantıda söyledim. ki, ki Tabiri caizse kendini aşan bir şehir haline geldi. Tamamıyla ortaya koyulan eserler, son dönemlerde yapılan altyapısıyla, bu tip organizasyonlarıyla artık sadece uluslar, ulusal bazda değil, evet. uluslararası anlamda birçok sempozyon, birçok toplantı ve bir iki milli maçımız oldu burada. Bunlar hep devletimizin tabii başta hı hı. ve çok şükür Şahin Başkanımızın gerçekten bu son dört buçuk yılda yaptığı ...bir sürü projenin bu alanda hizmet vermesiyle gerçekleşen işler. Elbette bütün herkesin bu şeyde faydası, şeyi katkısı var. Hı hı. Kurumlarımızın katkısı var, çalışmalarımızın, başta Sayın valimizin, milletvekillerimizin ve hükümetimizin. Ama bunlar hep olduğu için evet böylesine bir organizasyonu düzenledik. Şimdi bu organizasyon çok önemli bir organizasyon. Bir kere dediğimiz gibi Ahmet Tevfik Ozan Kongre Merkezi'ni gene söyleyeceğim. Şimdi bir tarafında 3000 metrekare kapan alanımız var. Yine aynı simetri karşısında da böyle bir alanımız var. Şimdi bu ikinci alanımızda da aynı tarihte de onu başlatıyoruz. Yani 28 Ekim tarihinde bu satranç turnuvamızda başlayacak. Düşünün iki tane çok büyük etkinlik aynı anda başlıyor. Şimdi orada beklentimiz ne? Kolay bir şey de değil aslında. Çok zor. Yani bir etkinliği e, tamamıyla böyle sorunsuz bir şekilde idare etmek ve tamamlamak varken Hani derler ya evini birden... yani taşın altına <laughs> evet. koymak. Biz daha evler Biraz... koymuyoruz yani. Çok şükür. Niye? Niye bunu yapıyoruz ve becereceğimize de inanıyoruz? Çok şükür becerdik, yaptık ve bu ana da kadar geldik. Çünkü hakikaten Şahin Başkan'ın vizyonu, ortaya koyduğu tablosu, bize verdiği talimatları sonsuz bize... Şeyiyle bu işleri yapabiliyoruz. Çünkü imkanlarımız var. Bakın yine söylüyorum. Şimdi bu mesela uluslararası satranç turnuvası dediğimizde bir bütçe var. Ama öyle sınırsız bütçelerimiz yok. Yani Hı. ortaya koyduğumuz tabloyla belki çok büyük bir bütçe gibi görünüyor ama çok şükür bu da bizim başarımız diyelim. Yani bütçelerimizi evet. açıklamıyoruz ama yani inanın en minimal değerde hazırlıkları yaparak yapıyoruz. Çünkü belediyemizin bütçelerini en doğru en sağlıklı yerde kullanmak zorundayız. Bizim birinci şartlarımız bu. Şimdi burada dediğimiz gibi uluslararası olduğu için sadece Türkiye çapında sporcularımız değil. Mesela nereden katılıyor? Azerbaycan'dan, İran'dan, Türkmenistan'dan, Rusya'dan şu anda inşallah buraya katılacak sporcularımız var. Yani bu sporcularımız da dediğimiz gibi sıradan sporcular da değil. Yani daha önce Avrupa şampiyon olmuş, dünya şampiyonlarında kategoriler içerisinde hı hı. dereceleri en önde olan isimler var. Ve bu isimler sadece satranç aleminde tanınan isimler değil. Mesela dünya çapında isimleri Gasparov gibi bilmem ne herkes bilir. Bu isimlerden birkaç tanesi de katılacak. Evet. Ve şu anda şu anda turnuvamıza başvuru yarın akşama kadar devam ediyor. 300'ü aşan da Genel bir sporcu sayımız var. Yani biz e, uluslararası diğer ülkelerden ve diğer şehirlerden ve bizim Elazığ'ımızdan da katılacaklarla 300'ü aşkın bir sporcu e, kitlesiyle orada yaklaşık 6 gün, o da 28'inde başlayacak, 2 Kasım'a kadar devam edecek. Bu turnuva sürekli devam edecek. Yani saat 10'da. Onda... Kongre merkezine giren biri akşama kadar orada çok daha <laughs> hatta satranç turnuvamız onda mesela başlıyor ya yanlış hatırlamıyorsam ikiye kadar bir devam ediyor. Bir ara var. 4'te <laughs> başlıyor. Yine o da akşama kadar devam ediyor. Ya yani müthiş bir ambiyans olacak. Şimdi bakın. Şimdi yani aslında şöyle sözünüzü kestim evet, ama bir çocuğun da mesela Elazığ'da yaşayan bir çocuğun da belki kaderini etkileyecek bir etkinlik. Şimdi zaman zaman sosyal zaten sosyal medyadan uzaklaşıp gelip satranç zaten zaten çok yetenekli çocuklarımız var. Hı hı. Bizim satranç kulüplerimiz var burada. Evet. Yani o çocuklarımız zaman zaman sadece iller arası turnuvaya gittiğinde bile çok zor ama çok mutlu oluyorlar. Ben biliyorum ailelerimiz hı hı. var. Mesela Antalya'da böyle özel turnuvalar veya Satrançla şeyin Federasyonu düzenlediği belli turnuvalara gittikleri zaman çok mutlu oluyor. Elazığ'dan giden ailelerimiz var. Evet. Belki 40-50 aile çocuğunu sırf oralara götürüp dediğiniz gibi şimdi o çocuklarımız burada yarışacak. Burada olacaklar. Belki de ödül alacaklar. Belki yarışmalarda kendilerini ispat etmiş olacaklar. Yani burada müthiş bir ortam oluşacak. Hı -hı. Ve dediğimiz gibi 300'ü aşkın sporcuyla birlikte 50-60'a yakın hakem heyetimiz gelecek. Bu hakem heyetimizin %90'ı belki %100'e yakın dışarıdan geliyor. Bakın bu çok müthiş bir şey yani. Ve bu insanlarımız burada konaklayacaklar. Ha bu öyle bir kategori ki bu satranç. 7 yaş grubundan da sporcumuz var. 70 yaş grubundan da bayan da var. Erkeğimiz de var. Dolayısıyla ailesiyle gelecek. Birlikte olacak insanlarla çok geniş bir portföyü var. Evet. Yani e, orada katılan Bin kişiye yakın, bu anlamda belki bine aşkın bir şey kitlesi bekliyoruz, hareket. Yani hmm. turizm kitlesi. Şimdi bakın, bir klasik bir satranç turnuvası aslında zaten uluslararası olmakla çıtayı müthiş yükselttik. Artı uluslararası olması dolayısıyla bunu sadece bir satranç turnuvası ötesine çıkardık, bir turizm eee şey restorasyon çar, e, turizm gezihane destinasyon evet. e, gezisi haline dönüştürdük. İnsanlarımız buraya gelecek. Elazığ'ımızın kültürünü, tarihini, gastronomisini keşfedecek. Ve bunlarımızın bunların büyük bir çoğunluğu ilk defa gelmiş olacaklar Elazığ'a. Demin dediğimiz kitap fuarında gelen insanlar gibi bunlar da turizm elçilerimiz olacak inşallah. Yani bizim hedef kitlemiz orada dediğimiz gibi belli bir sporcu kitlesi, belli bir yaş grubu değil sadece. Ve bunu yaparken bakın Türkiye'de Satranç Federasyonu Başkanı'yla bizzat iyi ben konuştum. O da başkanımız da hanımefendi Gül Kız Tülay diye bir hanımefendi. Onlar da çok memnun oldular. Yani bunları böyle şehirler kaldırabilecek şeyler de değil. Mesela bizle birlikte büyük şehirler sadece İstanbul yapabiliyor. Evet. Ve yine buna bir anlam yükledik bir ödülümüz var. 223 bin lira sembolik bir de ödülümüz var. Yani 7 kategoride yarışmalar olacak. O her kategoride birinciler, ikinciler, üçüncüler olmak üzere ödüller var. O ödüllerin ve bunların içerisinde dediğimiz gibi ve de e, engelli bireylerimizden özel geleneksel bireylerimizden de katılanlar olacaklar. Onlar için de ayrı bir kategorimiz var. Hı hı. Yani tamamıyla burada insanımızın sosyal hayatını, kültürel hayatını, sportif hayatını, turizm hayatını canlandıran bir etkinlik bu. Ve dediğimiz gibi baştan beri uluslararası olması çok önemli ve her şeyden önemlisi Cumhuriyetimizin 100 yılına denk gelmesi, Türkiye 100 yılının başlangıç olmasıyla da 100 yılın hamlesi diye adlandırdığımız Elazığ Belediyesi'nin satranç turnuvası olması. Hakikaten çok da güzel olacak inşallah. Evet. Söylediğiniz gibi evet, evet, belediye altyapı çalışmalarını yapar ama vatandaşların beklentileri, şehir zaten gelişiyor yeni evleriyle, yeni konutlarıyla, yollarıyla, yeşil alanlarıyla ama insanlarımıza bu yetmiyor. Tabii ki kültürel faaliyetlerin de artmasını istiyor. Siz de bunu karşılamak için çalışıyorsunuz. Yani inanın şu anda zaten başkanımızın da zaman zaman söylediği bir şehrin imarıyla birlikte o şehrin insanlığın da ihyası önemlidir. Hı hı. İnsanlığın da imarı önemlidir. Yani siz yapabileceğiniz yatırımların içerisindeki elbette ki işte onları zaten yapmak zorundayız. Şehrimizin meydan kazandırdık. iki tane kimlik kazandırdık. Şehrin şu ana kadar Elazığ'ımızın şehrinin meydanı yoktu. Elhamdülillah evet. şu anda iki tane meydanı var. Ve bu meydanları biliyorsunuz altlarında otoparkları Otopark. var. Yani biz bir proje yaparken sadece görsele değil. Evet. İşte bir ihtiyaca binayın yapılıyor. Onun altındaki otopark yılların sorunu olan trafik çözümüne. Neden? 900 küsür, 925 tane e, Cumhuriyet Meydanımızın altındaki otoparkımız 925 tane araç alabiliyor. Şu anda 15 Temmuz Meydanı, PTT Meydanı diye iki katlı otoparkımız, katımız, e, otoparkımız 216 araç alabiliyor. Bunlar yani sadece üstünü düzenledik, peyzajını yaptık, açtık değil. Evet. Hem peyzajını insanımıza. Mesela o alanımızın şu anda e, özellikle e, Cumhuriyet Meydanı'mız müthiş bir alan oldu. Yani şehre giren tanımıyor, hakikaten tanımıyor. Gerçekten Gazi Caddesi'nden sonra bir noktaya çıkıyorsunuz. Sanki farklı indiyen? bir şehire geçmiş gibisiniz. Aynen Herkesten öyle. aynı cümleyi duyuyoruz. Ama aslında. inşallah... Başkanımızın ikinci dönemi Allah nasip ederse tabii bunlar. Hı hı. çok daha farklı şeyler olacak. Çok daha özel projeleriyle hem doğusuyla hem batısıyla, hem şehrin kuzeyiyle güneyiyle kimlik kazanacak. O çapta vizyon projeleri bugüne kadar gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra da başkanımız gerçekleştirecek. Yani dediğimiz gibi şimdi bütün bunları yaparken ama yetmiyor. İnsanımızın esas önemi bu da insana yapılan yatırımlarımız. Yani kültürüne, sanatına, yaşantısına, sporuna, tekniğine. Mesela biz gençliğe yaptığımız hakikaten bugüne kadar biz bunu Türkiye çapında gördük. Teknofest yarışmalarına belediye olarak Lütfen desteklediğimiz veriyoruz. projelerle gittiğimizde ilk gittiğimizde çok şaşırdılar. Elazığ Belediyesi ne arıyor? Biz gittik zaten doğru dürüst belediye yok birkaç tane büyük şehir belediyeleri var. Büyük şehrin e, ilçe belediyeleri ki onlar zaten kendisi de büyük şehir. Onların e, belediyeler var. Ya siz ne arıyorsunuz dedi. Biz 18 proje desteklediğimizi, 15 proje desteklerimizi de projelerimizin başarı kazandığını söyledimize ilk başta inanmadılar, Çok şaşırdılar. Ya ne biçim başkanınız var dediler. Gerçekten bunlar çok önemli. 4 sene öncesini anlatıyorum. 3 sene öncesini anlatıyorum. Evet. Müthiş şeyler. İstanbul'a gittik, Samsun'a gittik. E bizim e, işte e, İpek Yolu ile beraber yaptığımız proje, e, Teknofest'te desteklediğimiz roket yarışmalarında üçüncülük, ikincilik alan projelerimiz, e, üniversiteden üçüncülük aldığımız projelerimiz, birçok projede çok şükür maddi desteği üniversitemizin yapmış olduğu bütün projelerin neredeyse büyük bir kısmını biz karşıladık. Bunu da övüşle yaptık. E başkanımız biliyor ki en önemli yatırım bunlara, gencimize yapılan. Şimdi bakın düşünün, size o 18 proje çocuklar hazırlamış ama hiçbir kaynağı yok, başlayamayacaklar o projelere, ortaya koyamayacaklar. Evet. Ama ne yaptılar? Onlar hep projelerini, hayallerini gerçekte çok küçük bir şeyler yani. Belki Büyük. de destek olmasa o hep şikayet ettiğimiz beyin göçünü yaşayacak. Tabii ki. Yani niye insanlar? Ama ne oluyor? Aidiyet duygusu artıyor. Kime? Önce devletine, milletine bağlılığı artıyor. Şehrine güveni artıyor. Hı. Yöneticisine güveni artıyor. Diyor ki beni anlayan bir belediye başkanı var. Beni anlayan devletim var. Beni anlayan bir büyüğüm var diyor. Hakikaten öyle. Evet. Biz o çocuklarla gittik, yaşadık bunu çok şükür. Yani e, özellikle sadece gencimize değil, kadınımıza yapılan projeler. Yani bugün e, birçok e, projemiz var. Bir tanesi mesela, Hayvana projesi. Evet. Yani buradaki amacımız da kadınımızın üretime katılabilmesi. Katıldıktan sonra da üretime kendi yaptığını değerlendirebilmesi. Yok mu çok bayanımız var yapan. Evet. Elhamdülillah kazanıyor, ediyor. Ama bunu daha organize hale getirebilmek. Pazarlayabilme Aynen öyle. Ha, şu anda ulusal bazdan yani daha doğrusu il il içerisinden ulusal baza geçme amacımız var orada da hmm. yani böyle ve bakın ben hemen orayı da söyleyeyim geçen gün Bursa Büyükşehir Belediyesi bir gastronomi festivali düzenledi çok da büyük bir festival evet. ve özellikle de pozitif ayrımcılık yaparken e, deprem bölgesine de ağırlık verdi hiç bizim haberimiz yok direkt bizi aradılar Hayman'a kadın kooperatifimizi davet ettiler ve gidiş geliş masraflarını da karşıladılar çok iyi tabii ki yani neden gördüler bunu? Tanıdılar, bakıyorlar. Çünkü açıyorlar web sitelerini, sayfalarını. Sağ olun sizler gibi hı hı. böyle Elazığ için çok ciddi hizmet veren işte bu yerel medyamızın, e, ulusal bazdaki medyamızın Türkiye'ye duyurmasıyla bizim bu etkinliklerimiz orada ses getiriyor çok şükür. Evet. Ve hiç bizim ne araya torpil, ne tanıma hiçbir şey yok. Adamlar açtı, siz buyurun yeter ki gelin. Sizi tanıdık biliyoruz, etkinsiniz, yetkinsiniz burada hizmet edebilirsiniz gelin dediler bizde dört gün bu festivale katılın ve bunlar önemli şeyler. Yani bütün bu hizmetleri bu yerel yönetimin işte kaynaklarını doğru kullanmakla oluyor. Ha şöyle düşünebilirdi Başkan ya ne gereği var buna ne yapalım sonra önce bu demedi hepsini para paralar götür. Mesela biz bir projemiz hala devam ediyor insanımıza değer ahde vefa diye. Hı hı. Bakın evet. burada anlam ve önemi şu. Yani bu basit aslında, çok zor bir şey değil. Ama bunu yapmak, ortaya koymak, şekillendirmek, bunu sürekli hale getirmek çok önemli. Bunu anlamını ortaya koymak nedir? Eğer bir insanımız geçmişte bir şey yapmışsa ve Elazığ'da bu unutulmuşsa bu şahsiyet tanınmıyorsa, yaptığı bu kadar iş varken bunlar anılmıyorsa... Elbette ailesi rahmetle anıyor, tanıyan ama bir kısım insan bilmiyorsa işte biz onların değerini ortaya çıkarıyoruz. Ahde yani geçmişe vefa gösteriyoruz. Diyoruz ki böyle insanlarımız vardı. Bunlar hizmet ettiler. Kültürümüze, sanatımıza, işte sporumuza, edebiyatımıza. Yani biz bu insanları tanıyalım. Bunlara da saygı duyalım. Ha bunları da sadece vefat eden insanlarımızla yapmadık hala yaşayan Hayatta insanlarımızı olanlardan. da devam ettiriyoruz. Çıkardık kendisini sahneye. Ailesini davet ettik. Kendisiyle konuşuldu. Niye? Çünkü değer verildiği bilinsin. En Değil azından mi? ölmeden önce değerli olduğunu öğrenebilecek. Aynen. Sadece <laughs> sadece geride kalanlar o değeri anlamaz. Evet. Kendisi de anlasın. Yani bunlara hakikaten başkanımız önem veriyor. Biz de dolayısıyla böyle çalışmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bütün amacımız öncelikle tabii yerelde kentimizin, şehrimizin, Elazığ'ımızın çok daha güzel, çok daha rahat yaşanabilir bir şehir olmasını sağlamak. Bütün amacımız bu. Yani her insanımızın, yani bayanımızın, erkeğimizin, yaşlımızın, engellimizin, çocuğumuzun en güzel yaşayabileceği, en rahat yaşayabileceği. Ha biz bunların hepsini yaptık mı? Hiç sorunumuz yok mu? Öyle bir şey demek mümkün değil. Desek de zaten inandırıcı olamayız. Ama yılların sorunları oluşmuş, çözüm bekleyen ve inşallah da çözüm olacak birçok projeyi koyduk ortaya, üretildi, yapıldı ve bitirildi ve devam ediyor. Evet, mesela bugün şehrin altyapısıyla ilgili hepimizin bildiği içme suyu, kanalizasyon, yağmurlama. Evet. Yani bu işte bugün girilip yarın bitirilecek bir sorun değildi. Hı. Ama yıllardır el veya eksik kaldığı geçmiş işi anlamda söylemiyorum. Yani sıkıntı var bunu hepimiz kabul ediyoruz. E, bunun çözümü kolay değil. <laughs> Zaten kendi bütçemiz yetseydi hemen ilk geldiği gün ilk sözü oydu başkanımızın ama yetmiyor. <laughs> Çok büyük proje özür diliyorum. Ve bunun tamamıyla kaynağı bulunması gerekiyordu. Bu da Dünya Bankası. Jayka kredisi, evet. devlet destekli fonu, işte bir sürü şeyiyle birlikte bulundu, çözüldü, getirildi. Ve elhamdülillah bütün ihaleler tamamlandı. 2-3 aşamalı ihalelerimiz yapılarak şu anda şehrimizin altyapısı yenileniyor. E tabi bu arada insanımıza da rahatsızlık veriyoruz. Haklı, kızıyor, doğru. Hı hı. Eyvallah. <laughs> Üzüyoruz insanımızı. Eksik kaldığımız yerler oluyor. Eleştirileceğimiz yerler var. Belki ama, en fazla şikayet kesintisinden Evet kaybetiniz. ama şöyle aynen en fazla o ama insanımız hakikaten müthiş şeyi biliyor. Hem ne yapıldığını biliyor. Hı hı. Ona da müthiş değer veriyor ve saygı gösteriyor ve diyor ki evet bu sıkıntı var ama gerekte buydu ve bu doğru bir sıkıntı. Bunu çekeceğiz diyor. Ha bizim biz yaparken eksik yapabildiğimiz yaptığımız e, dolguda sıkıntılarımız işte hızlı çalışan bunlar var. Biz evet. bunu hiçbir şey yok, her şeyi sıkıntısız yapıyoruz diye bir iddiamız yok, başkanımızın da yok. Ama sadece başkanımızın şu lafı var. Siyasi hayatıma da mal olsa dedi. Ben bu projemi hayata getirip geçirip insanımıza bu hizmeti ulaştıracağım demişti. Ve çok şükür inşallah bu hizmet devam ediyor ve inşallah devam edip Ha sorunlar hepsi bitecek mi? Yok. Mesela ben geçen gün Elazığ'da bir şey oldu. E, akıllı kentler ve akıllı şehirler diye bir proje şeyi. Gittik, İnanın birçok proje tartışması içerisinde bunlar bunlar denildi akıllı şehir olabilmesi için. Hepsi ben baktım bizim Elazığ'da şu anda yaptığımız ve devam ettiğimiz projeler çok şükür. Yani yakında şehrimiz aslında bu akıllı kentler dediği, akıllı şehirler dediği buna kavuşacak bir şehir. Yani butik bir şehrimiz var. Her şey yerli yerinde devam ediliyor inşallah. Bu kadroyla da çok güzel işler yapacak başkanımız yapıyor. Sağ olsunlar. Başkanımızın vizyonu, proje şeyi de buna zaten yeterli. Nedir peki bu bizim yaptığımız? Mesela proje verilerin toplanılması, verilerin kullanılması diye ve coğrafi bilgiler sistemi dediğimiz veya akıllı veri dediğimiz sistem. Bugün biz bunu yaptık artık. Kentimizde imar planından mezarlık sistemine kadar arşiv sisteminden bir sürü şeye kadar artık sayısal ortama geçiyoruz. Evet. Yani veri toplanması bir şehirde bir hatta devletlerde bile en önemli şeylerdir. Biz bunu yaptık. Şu anda sıfır atık projelerimiz. Bunlar hep yapay zekalarla yönetilen tesisler yapılan projeler. Şu anda biz birinci sınıf katı atık toplama tesisini bitirmişiz, yaptık. Şu anda en ileri e, biyolojik ve aktif arıtma tesisini bu demin dediğimiz altyapıyla yapıyoruz inşallah. Yenilenebilir güneş enerji sistemiyle Elazığ'ımız, belediyemiz bu projeleri yapıyor. Yani çok şükür dediğimiz gibi şehrimize, başkanımızın bu vizyonuyla, projeleriyle hem altyapısıyla hem üst yapısıyla, çevresiyle, parkıyla, yeşil alanı, spor tesisiyle hem de kültürel sanat anlamında hizmetleri devam ediyor edecek inşallah. Evet. Hattimizi... E, yapılan çok şey var evet. ama bizim süremize sığmıyor. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> İnşallah bir başka programda geriye kalan tabii ki bir sürü çalışma var sosyal evet. anlamda. Özellikle evet. Engelsiz Yaşam Merkezi gerçekten ona değinmek isterdik ama çok bir kısa bir raket... şey söyleyelim. Tabii, bugün 29 Ekim anlamına binaen arkadaşlarımız hmm. bugün çalışmayı yaptılar. Ya müthiş bir program. Çok fazla anlatmayayım ama evet. o özel gereksinimli bireylerimizin ortaya koyduğu performans oradaki bizim çalışan öğretici usta hocalarımızın, bizim belediye çalışan personellerimizin hakikaten buradan tebrik ediyorum, hepsini kutluyorum. Müthiş bir emekleri var. O çocuklarla ortaya koyduğu o güzel tiyatro gösterileri, resim gösterileri, şarkı, marşlar yani müthiş bir şeydi. Yani o engelsiz yaşam merkezi çok güzel İnşallah hep böyle güzel projeler devam edecek. Mutlaka siz emeğinizin karşılığını görmekten mutlu olmuşsunuzdur. Evet. Aileler de evlatlarını bir işi başarabildikleri için evet, mutlu aynen, oldular. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Çünkü yoğun bir hafta geçireceksiniz ama başarıyla sonuçlanacaktır. Mutlaka Elazığ'ın tanıtımı en iyi şekilde yapılacaktır. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Aklımdaki soruları burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.